Ne diyorsun sen ya? Ya sen bunca zaman böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Bana bak, bahanelerin umurumda bile değil. Ne olacak şimdi he? Ne olacak? Delirdin mi sen? Burası olmaz. Hayır, buraya gelemez. Sonra konuşuruz. Sakın ben haber verene kadar hiçbir şey yapmam. Sakın. Ne oldu Elif? Rahatsız ettiysem sonra da... Yok, önemli bir şey yok. Söyle. Yani... Böyle şeyler nasıl konuşulur bilmem ben. Zaten başıma da ilk defa böyle bir şey geldi. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Allah Allah, söylesene ne oldu? Dedim ki en iyisi açık açık konuşmak. Hem biz zaten bir aileyiz değil mi? Yani öyle gizli saklı olmaz. Neyse ne. Konuşuruz, olur biter. Aynen öyle. Söyle bakayım, derdin ne? Ne istiyorsun? Yok. Bir şey istemiyorum da... Sana bir şey söylemem gerekiyor. Ya da belki gerekmiyor. Ama yani ben böyle içinde tutabilen biri de değilim. Yani içim dışım birdir benim. Beceremem de zaten. Yüzüme yansır her şey. En güzeli, ben dürüst insanları severim. Ama anladığım kadarıyla bu konu galiba biraz seni zorluyor. Bana bak kız. Yoksa senin sevdiğin biri falan mı var? Hı? Peki. Söyle gidelim, çözelim. Hı? Sen. Elif. Bana bak. Bak, sen çok iyi bir kızsın. Senin üzülmeni hiç istemem. Ama benden sana yar olmaz. Bileydim yani sen Fransalarda büyümüşsün. Ben köyden geldim. Bana dönüp bakmayacağını biliyordum. Kusura bakma, ben seni rahat... Elif. Elif, konunun seninle ilgisi yok. Mevzu benim. Ben namluların ucunda yaşarken kimse yolumu gözlesin istemiyorum. Anladın mı? Ben yine de seni bekleyeceğim Ateş. Ben bu cihana sığmazam.